Evet, burada bir dik üçgen var. Taban uzunluğu a, yüksekliği b ve hipotenüsün uzunluğu da c olarak verilmiş. Bir dik üçgen gördüğümüzde bu kenarların uzunlukları ile ilgili aklımıza hemen Pisagor teoremi geliyor, değil mi? Pisagor teoremi dediğim anda hemen ne diyorsunuz? a kare artı b kare eşittir c kare. Bu videoda trigonometrik fonksiyonlarla Pisagor teoremi arasındaki bağlantıları sorgulayacağız. Bunun için öncelikle dik olmayan açılardan birini seçeceğiz. Mesela bu açıyı seçelim ve bu açıya teta diyelim. Şimdi de bu açının sinüsü ve kosinüsü üzerine düşünelim. Bu değerlerle oynayalım ve Pisagor teoremi ile ilgili bir bağlantı bulabilir miyiz bir bakalım. Ama bunu yapmadan önce trigonometrik tanımları hatırlayabilmek için kullandığımız, daha doğrusu uydurduğumuz bir kısaltma vardı, onu buraya yazalım. Ne demiştik? Skah demiştik. Sinüsün s'si, karşı kenarın k'sı, hipotenüsün h'si, aşı. Sinüs eşittir karşı kenar bölü hipotenüs. İkincisi neydi? Ko-kohtu. İlk ko, kosinüs için, kosinüs için, ikinci ko, komşu için, komşu kenar için, h de hipotenüs için. Kosinüs eşittir komşu kenar bölü hipotenüs. Ve son olarak takako vardı, takako. T, ta, tanjant için, k a k karşı için, k Ko da komşu için. Tanjant eşittir karşı kenar bölü komşu kenar. Bu videoda tanjantı kullanmayacağız ama yine de yazayım. Maviyle yazalım. Teta'nın sinüsü, yani karşı bölü hipotenüs. Karşı kenarın uzunluğu b bölü hipotenüsün uzunluğu yani c. Peki teta'nın kosinüsü için ne diyebiliriz? Komşu kenarın uzunluğu teta'nın hipotenüsü olmayan komşu kenarın uzunluğu olan a bölü hipotenüsün uzunluğu olan c. Evet, komşu kenarın uzunluğu bölü hipotenüsün uzunluğu. Peki sizce bu iki eşitlik arasında nasıl bir ilişki bulabiliriz? Teta'nın sinüsünün ve kosinüsünün karelerini alırsam. Alalım sin kare teta eşittir b kare bölü c kare ve kos kare teta a kare bölü c kare eşit olur. Bu iki denklemi toplarsam da Pisagor teoremine yakın bir eşitlik elde edeceğim düşünüyorum. Gelin bir deneyelim. Sin kare teta b kare bölü c kare eşit. Eşitliğin iki tarafında karesini aldım. Kos kare teta ise a kare bölü c kare eşit. Bu ikisini toplarsam, sin kare teta artı kos kare teta neye eşit olur? Sin kare teta, b kare bölü c kare eşitti. Kos kare teta da, a kare bölü c kareye. Ve bu da, paydalar eşit olduğu için, b kare artı a kare bölü c kare eşit olacak. Peki, b kare artı a kare neye eşitti? Evet, sorunun cevabını bize Pisagor teoremi veriyor. a kare artı b karenin c kare eşit olduğunu söylüyor. O halde paya c kare yazabilirim. Böylece c kareler c kareler sadeleşti ve bu ifade 1'e eşit oldu. Evet, gördüğünüz gibi skah, kokoh ve takakoyu kullanarak... Bir sonraki videoda birim çemberi kullanacağım ama bu videoda sadece skah, kokoh ve takakoyu kullanarak trigonometrik özdeşliklerin belki de en önemlisini bulmuş olduk. Peki bu özdeşlik nedir? Teta'nın sinüsünün karesi, teta demeyelim, herhangi bir açının sinüsünün karesi artı aynı açının kosinüsünün karesi 1'e eşittir. Şimdi diyorsunuz ki bu özdeşliğin nesi bu kadar önemli? Evet, bu özdeşlik oldukça önemli. Çünkü bana herhangi bir açının sinüsünü verdiğinizde bu özdeşlikle aynı açının kosinüsünü hesaplayabilirim. Ya da tam tersi, kosinüsünü verirseniz sinüsünü bulabilirim. İşte bunun için bu özdeşlik son derece önemli ve asla unutmamanız gereken bir özdeşlik. Ayrıca tabii bu video sayesinde trigonometrik fonksiyonların birim çember tanımları üzerine düşünmek için de büyük bir adım atmış olduk. Devamını sonraki videolarda göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.